Gastroenterit oldukça zor bir kelime. Ama her zor kelime için olduğu gibi gastroenterit kelimesini de parçalarsak ne anlama geldiğini daha iyi ve daha kolay anlayabiliriz. Gastro, mide, enter, ince bağırsak, it ise enflamasyon yani iltihap anlamına gelir. Gastroenteritin iki farklı çeşidi olduğunu bilmelisiniz. Bunlardan ilki akut, ikisi de kronik gastroenterittir. Akut gastroenterit genellikle birkaç gün ile bir hafta boyunca sürer. Kronik gastroenterit ise inatçıdır ve çok uzun sürebilir. Bu videoda çoğunlukla akut gastroenteritten bahsedeceğiz. Akut gastroenteriti olan hastalar, akut gastroenterite yakalandım demek yerine, mide gribine, mide mikrobuna ya da mide virüsüne yakalandıklarını söylerler. Çünkü bunlar da benzer belirtiler görülen durumlardır. Belirtiler demişken, bunlar hakkında konuşurken mide bağırsak yolunu daha yakından incelemeye ne dersiniz? Bu mide ve bu da ince bağırsak. Yemeklerden sonra midenize giren besinler sindirim sistemi aracılığı ile sindirilir ve vücut tarafından emilir. Gastroenteride yakalandığınız zaman mide bağırsak yolunuz çalışması gerektiği gibi çalışamadığından vücudunuz yediklerinizi dışarı atmak ister. Peki bilin bakalım bunu nasıl yapacak? Vücut besinleri yemek borusundan dışarı atabilir. Gastroenteritle birlikte kusma ve bulantı görülmesinin sebebi budur. Besinler diğer taraftan da dışarı atılabilir ve bu da ishal olarak adlandırılır. Bunlar olduğunda ne kadar gıda ve su tüketirseniz tüketin, vücudunuz alması gereken besin ve sıvıları alamaz. Özellikle de kusma ve ishal sonucu vücut su kaybettiği için dehidrasyon yani vücudun susuz kalması durumu ortaya çıkar. Bunlara ek olarak karın ağrısı ve ateşi de belirtiler arasında sayabiliriz. Akut gastroenteritte bu belirtilerin en fazla bir hafta devam ettiklerini bir kere daha tekrar ettikten sonra bu belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olan şeylerden söz edelim. Evet, gastroenteritin sebebi nedir? İnsanların gastroenterite zaman zaman mide gribi dediklerini biliyorum ama bunun kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Gribe sebep olan virüs influenza'dır. Ama influenzanın gastroenteritte uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Anlaştık mı? Pekala. Gastroenterite sebep olan çeşitli patojenler yani bakteri ve virüslerden söz edebiliriz. Bu virüs ya da bakterilerin en çok bilinenleri arasında virüslere örnek vermek gerekirse rotavirüsü ve norovirüs. Bakterilere örnek vermek gerekirse de enterotoksijenik E. coli'yi verebiliriz. Son yazdığım bakterinin çok havalı bir ismi var öyle değil mi? Şaka bir yana bunlara benzeyen ve gastroenterite sebep olan daha birçok patojen bulunur. Peki bu patojenler vücuda nasıl giriyor olabilir? Bulaşma genellikle fekal oral yolla gerçekleşir. Fekal dışkı ile alakalı demektir. Yani vücut tarafından sindirilmeyen besinler dışkı yoluyla vücuttan atıldığında dışkıda bu patojene rastlanabilir. Başka bir deyişle dışkı hastalık yapıcı bir etmene dönüşebilir. Oral ise ağızla alakalı demektir. Mesela gastroenteriti olan birinin tuvaleti kullandıktan sonra ellerini iyice yıkamadığını düşünün. Bu kişi başka yerlere dokunduğunda ya da başka cisimleri tuttuğunda patojeni buralara bulaştırabilir. Ve eğer siz de bu cisimleri tutarsanız ya da kirli su içer ve iyi pişmemiş besinler tüketirseniz patojeni mide bağırsak sisteminize sokmuş olursunuz. Patojen vücuda girdikten sonra olacakları konuşmak için daha önce kullandığımız şu şemayı tekrar kullanalım mide bağırsak sisteminizi yani mide ve bağırsağınızı kaplayan bir duvar vardı öyle değil mi? İşte bu duvara gastrointestinal duvar adı verilir. Olacakları incelemek için şimdi bu duvara odaklanacağız ve biraz daha yakından bakacağız. Karşınızda duvarın büyütülmüş bir görüntüsü var. Bizi en çok buradaki yeşil yapı ilgilendiriyor. Yeşil yapının adı epitel doku. Epitel doku sindirim ve emilimden sorumlu uzman hücrelerden oluşur. Diyelim ki bir şeyler yedik. Yediklerimiz tam olarak sindirilmedi ve yediklerimizin içinde patojen vardı. Patojen hemen epitel hücrelere saldırır ve onları öldürmeye başlar. Kısmen sindirilmiş besinlerin içinde ölü epitel hücrelere rastlanmasının sebebi de budur. Epitel hücreler sindirim ve emilim görevlerini yerine getiremediklerinde su ve besinler de vücuda alınmak yerine burada kalır. Su vücuda alınamadığı için burada bol miktarda su birikir. Yediklerinizi sindiremediğinizde kusabilir, biriken suyun eninde sonunda dışarı atılması için de ishal olabilirsiniz. Su burada kaldığı ve vücut tarafından emilemediği için dehidrasyon meydana gelir. Gastroenteritteki itin enflamasyon yani iltihap anlamına geldiğini hatırlıyorsunuz değil mi? İltihap olması bağışıklık sisteminin de olay yerinde olması demektir. Gastrointestinal duvara gelen bağışıklık sistemi kendini buralarda görülebilecek akyuvarlar olarak gösterebilir. Bu arada akyuvarlar buraya da geçebilirler. Kısacası patojen epitel hücreleri öldürdüğü için vücudunuzun alamadığı ve burada olmasını istemediğiniz birçok şey burada birikmeye başlar ve bir noktadan sonra vücudun bunlardan kurtulması gerekir. Bu belirtileri gösterdiğinizde eğer gastroenterit olduğunuzdan şüpheleniyorsanız doktora gidersiniz. Doktorlar sadece gözlemlenen belirtilere bağlı olarak gastroenterit olduğunuzu doğrulayabilirler. Ama bu duruma hangi patojenin sebep olduğunu bulmak ve tedaviyi buna göre planlayabilmek için bazı ek testler de isteyebilirler. Evet, bu testlerden biri dışkı örneğinin laboratuvarda incelenerek gastroenterite hangi patojenin sebep olduğunun bulunmasıdır. Test sonucunda dışkınızda norovirüse, enterotoksijenik E. coli'ye ya da rotavirüsüne rastlanabilir. Dışkı örneğinin incelenmesine ek olarak kan testleri de yapılabilir. Kan testinin amacı hastanın taşıdığı virüsleri bulmak değildir. Hastada dehidrasyon olup olmadığını anlamaktır. Dehidrasyon yaşamakta olan bir hastanın kanındaki sodyum ve kreatinin seviyeleri yüksektir. Gastroenterit doğrulandıktan sonra tedavi planlanır hasta sıvı alımının artırılması anlamına gelen oral rehidrasyon terapisine tabi tutulur. Dehidrasyonun düzeyine göre hastaya bol miktarda su veya içinde şeker ve çeşitli tuzlar olan sıvılar içirilir. Ağır dehidrasyon durumunda ise hastaya damar yoluyla sıvı takviyesi de yapılabilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi de planlanabilir. Gastroenterit bakteri kökenli gastroenterit ise antibiyotik işe yarayacaktır. Ama antibiyotikler virüsleri hedef alamadığı için virüs kökenli gastroenteritler antibiyotikle tedavi edilemez. Ha, bu arada bağırsaklarımızda sindirime ve emilime yardımcı olan iyi bakterilerin de olduğunu ve antibiyotiklerin bu bakterileri de ortadan kaldırabileceğini unutmamamız gerekir. Bu sebepten dolayı antibiyotik kullanımı patojene ve hastaya göre planlanmalıdır. Kısacası Gastroenteriti tedavi eden ya da tamamen ortadan kaldıran belirli bir ilaç yoktur. Gastroenteriti engellemek için yapılabilecek en güzel şey hijyen koşullarının iyi olmasını sağlamaktır. Bunun için de gastroenteritiniz olsa da olmasa da tuvalete gittikten sonra ellerinizi çok iyi şekilde yıkamanız, sadece temiz olduğundan emin olduğunuz suyu içmeniz ve yediklerinizin iyi piştiğinden emin olmanız gerekir.